Geçmişten gelen beyinler. Korunmuş insan beyinleri bize geçmiş hakkında neler anlatabilir? Öldüğümüzde doğa bedenimizi yok etmek için hiç vakit kaybetmiyor. Birkaç dakika içinde enzimler dokularımızın üzerinde çalışmaya başlıyor. Protein ve yağları parçalıyor. Kısa bir süre sonra biz yaşarken bağırsaklarımıza yerleşmiş olan mikroplar kan yoluyla vücudun dört bir yanına yayılıyor ve iç organlarımızı sıvılaştıran çürüme sürecini başlatıyorlar. Yumuşak dokularımız yaklaşık 5 ila 10 yıl içinde yok oluyor. Geriye sadece kemiklerimiz kalıyor. Arkeologlar eski insanları incelerken bu kemik kalıntılarının üzerinde çalışıyor. Bu nedenle arkeologlar ellerine aldıkları kafataslarının içinde beyin bulmayı hiç beklemiyor. Ama şartlar uygun olduğunda ölüm belli bir şekilde gerçekleşmişse beyin yüzlerce hatta bazen binlerce yıl boyunca kalabiliyor. Beyin büzülmüş, mumsu, kırılgan veya camsı olsa da beyin sapı, beyin dokusunun karakteristik kıvrımlarını hatta eski proteinler gibi temel yapılar asırlarca korunabiliyor. Bazı uzmanlar iyi korunmuş beyinlerin sandığımızdan daha fazla olduğunu düşünüyor. Ama arkeologlar her zaman onları tanıyacak deneyime sahip olmuyor. York C. insanının beyni üzerinde çalışan nörolog Axel Petzold, artık bu konuda daha fazla literatür olduğuna göre bu beyinlerin daha fazlası gün ışığına çıkacak ve biz onları 1000 yıllık zaman ölçeğinde farklı noktalara koyarak analiz edebileceğiz diyor. Peki korunmuş beyinleri inceleyerek bir zamanlar içinde yaşadıkları bedenler hakkında neleri açığa çıkarabiliriz? Geçmişle ilgili sırları ortaya çıkarmamıza, gizemli ölümleri ve suçları çözmemize yardımcı olabilirler mi? En ilginç soru ise şu: bu yağlı doku kütleleri zamanın tahribatına nasıl dayanabiliyor? 1. Zaman içinde donmuş. Yaş 5300. Keşfedildiği konum Tirolin Alpleri, Avusturya. Keşfedildiği tarih 1991. Korunma alanında rekortman olarak kabul edilen Tiroli Buz Adamı, diğer adıyla da Ötzi, 5300 yıl boyunca Tiroli Alpleri'nde bir sırtta saklandı ve 1990'ın başlarında iki Alman turist tarafından keşfedildi. Öyle sert bir buz tabakasının içinde hapsolmuştu ki onu çıkartmak için pnömatik matkap, kayak batonları ve buz kazmaları gerekti. Yarı yarıya çürümüş olmasına rağmen yaşına kıyasla oldukça iyi durumdaydı. Bilim insanları son yemeğinde ne yediğinden tutun da dağ keçisi, iç çamaşırlarının neden yapıldığına, yani deriyi kadar her şeyi, hatta genomunu da keşfedebildiler. Ancak Ötzi bir şeyi kendine saklamıştı. Beynini kimse incelemedi. Neyse ki beyin görüntüleri ve örnekleri elimizde. Texas Üniversitesi'nden Dr. William Murphy, liderliğindeki bilim insanları Ötzi'nin kafatasını röntgen ve bilgisayarlı tomografi ile görüntüleyerek küçülmüş olsa da kadavra yağı denilen madde sayesinde korunan bir beyni olduğunu ortaya çıkardı. Bu katı ve mumsu madde ölümden sonraki aylarda yağlar ve su içeren kimyasal tepkimeler yoluyla ortaya çıkıyor. Ötzi'nin beyni kadavra yağının oluşmasına yardımcı olan daha yüksek su seviyeleri nedeniyle vücudunun başka yerlerindeki yumuşak dokulara oranla daha iyi korunmuştu. Bilim insanları kafatasının beyin için vücudun geri kalanına göre daha nemli bir ortam sağlamasından dolayı bu fark beyinde nispeten daha fazla yağ dokusu oluşumuna yol açmış olabiliyor, diyor. Avrupa'dan bir ekip ise buz adamın beyninden biyopsiyle iki küçük doku örneği alıp bunları mikroskop altında inceledi. Nöron benzeri yapılar ve ağ duvar keşfetti. 500'den fazla korunmuş proteini çıkardılar. Bu proteinlerden bazıları Ötzi'nin genom dizimiyle eşleşiyordu. Darbelere, tepkilere ve kanamalarla ilgili proteinler de keşfettiler. Ötzi okla vurulup öldüğü teorisine, bu proteinler örneklerin çıkarıldığı yerin yakınında kafa yaralanması olduğuna işaret ediyor, diyerek ölümcül bir darbe indirdiler. 2. Proteinle kaplanmış. Yaş 2600. Keşfedildiği konum Yorkshire, İngiltere. Keşfedildiği tarih 2008. Bazen önemsiz olarak nitelendirilen kazı alanlarında çok önemli keşifler yapılabiliyor. 2008'de York Üniversitesi kampüsündeki bir kazı alanında çalışan arkeologlar tam da böyle bir keşif yaptılar. Birçok çanak çömlek ve çakmak taşı içeren demir çağından kalma bir tarım alanı buldular. En şaşırtıcı keşif ise bir çukurun içinde bulunan insan başıydı. York Arkeoloji Merkezi'nde temizlenen kafatasının içinde tıkırdayan ilginç bir şey bulundu. Görüntülemeler kafatasının içinde tıkırdayan şeyin her ne kadar çok büzüşmüş olsa da kafatasının şanssız sahibinin beyni olduğunu ortaya çıkardı.
Kafatasında yumuşak doku ve saç kalmadığı için beyni koruyacak şartların nasıl oluştuğu kafa karıştırıcıydı. Kafatasın içini açtıklarında beyin dokusunun son derece asitik olduğu tespit edildi. İnceleme yürütenlerden University College London'da nöroloji doktoru Axel Pitsol, beyni kesmek için kullanılan bıçağın anında siyaha döndüğünü söylüyordu. Teorilerden biri kurbanın kafatasının asite batırılmış olduğunu öne sürdü. Bu daha sonra Pitsol tarafından çıkarılan 800 civarında proteinin nasıl olup da bu kadar iyi korunduğunu açıklıyordu. Pitsol, laboratuvarımızda proteinleri korumak istediğimizde onları asite koyarız diyor. Bu teori aynı zamanda geçen yıl yayımlanan ve beynin dış kısmındaki proteinlerin iç kısımlarındakilere göre daha iyi korunduğunu, bunun nedeninin de bilinmeyen bir maddenin devreye girmesi olduğunu öne süren bir çalışmayla da tutarlı görünüyor. Ancak gizemin devamı da var. Pitsol'un etkili proteinleri çıkarmaya çalışırken çoğunun çözülmeyen kahverengi bir maddenin içinde hapsolduğunu gördü. Daha sonra beyin dokusu üzerinde yapılan uzun dönem bozulma deneylerinde protein seviyeleri beklenenin aksine azalmadı, hatta arttı. Birikmiş proteinlerin serbest kalmaya başladığı anlaşılıyordu. Pitsol beyindeki uzun sinir liflerinin şekillerini değiştirebilen çok esnek proteinler içerdiğini söylüyor. Beynin bu şekilde korunduğunu düşünüyoruz diyordu. Proteinler zamanla katlanmış veya kümelenmiş olabilirler. Normalde proteinler bu şekilde kümelenmez ama bir proteindeki mutasyonlar kafatası kesilen adamın nöbetlerin yanı sıra hareket ve konuşma sorunlarına neden olan Alexander hastalığı adlı nadir bir nörolojik hastalığın pençesinde olduğunu işaret ediyor. Bu iddia biraz spekülatif olsa da Pitsol'a göre bu sonuçlar adamın neden öldürüldüğüne dair makul bir açıklama sağlıyor. Ortaya koyduğu anlaşılmayan septomlar nedeniyle delirdiği düşünülmüş olabilir. 3. Sıcak tartışma. Yaş 1943. Keşfedildiği konum Campani, İtalya. Keşfedildiği tarih 1960'lar. Beyinler 2020'de incelendi. Milattan sonra 1. yüzyılda gerçekleşen Vesuv yanardağı patlaması büyük bir felakete neden oldu ve Roma şehri Herculaneum'u yok etti. Arkeologlar burada Pompei'de ve diğer Roma yerleşim yerlerinde 330 beden keşfetti. Bu insanların çoğu evleri başlarına yıkıldığında ölmüşlerdi. Kurbanlardan biri yatağında yatarken bulundu. Kafatası bir kil çömlek gibi parçalanmıştı. Beyni volkanik patlamanın ısısı ve sonrasında ortaya çıkan kül bulutunun içinde şişip patlamış gibi görünüyordu. 1960'larda keşfedilen bu kurbanın iskeletinin hala yeni sırları ortaya çıkıyor. Napoli Federico II Üniversitesi'nden araştırmacı Pier Paolo Petron neredeyse 60 yıl sonra bir saha araştırması sırasında kafatasını dolduran volkanik külün içinde parlayan bir şey gördüm diyor. Camsı siyah bir maddeydi. Bu siyah madde kafatası parçalarının iç kısımlarına yapışmış ve bu nedenle de Petron 2020'de yayınladığı araştırmada bu maddeyi her ne ürettiyse kurbanın kafatasının içinden geldiği sonucuna varıldığını açıkladı. Petron ekibi bu maddenin volkanik patlamanın ısısı nedeniyle cama dönüşen ve daha sonra gömülen beyin dokusu olduğunu kanıtlamak için çalışmalara başladı. Petron, ilk proklastik dalgalanmanın hemen ardından çok yüksek sıcaklığın hızlı düşmesi nedeniyle beynin korunduğunu öne sürdüm, diyor. Sıvıyı kristal oluşturmadan katıya dönüştüren camlaşma işlemi, ayrıca doğurganlık tedavilerinde doğmuş yumurtaları, spermleri, embriyoları dondurarak saklamak için de kullanılıyor. Çalışma, arkeologlar arasında camlaşma sıcaklıkları ve Petron'un ekibinin camda tanımladığı iddia ettiği korunmuş antik proteinler hakkında tartışmalar çıkmasına neden oldu. Bu proteinlerin hiçbiri ötüsüde ve kafatası kesilmiş Yongxi adamının beyninde görülmemişti. Petron, antik beyindeki yapıların çok iyi bir şekilde korunduğunu ve bu yüzden de onları daha önce hiç görülmemiş bir detay düzeyinde inceleyebileceklerini söylüyor. 4. Dağ mumyaları. Yaş 500. Keşfedildiği konum Arjantin. Keşfedildiği tarih 1999. Ant dağlarının doruklarında donma noktasının altındaki sıcaklıklar, düşük oksijen seviyesi ve nem bir araya gelip dağlarda ölenlerin mumyalanmasını sağlıyor. Bu koşullar İnkaların kurban ettiği 3 donmuş çocuğun çok iyi korunmasını sağladı. 1999'da bulunan bu kalıntılar nem düzeylerini korumak ve dağılmalarını önlemek için ayrı ayrı plastiklere sarılıp donduruculara kondu. Çocuklar, ikisi kız ve biri erkek olmak üzere, öldükten kısa bir süre sonra tamamen dondukları düşünülüyor.
Bu nedenle bedenleri çürümeye başlamadı. 2016'da kaşif John Reinhardt, yaşı küçük olan kızın kafasını örten battaniyeyi kaldırdığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Hiçbirimiz yüzünü görebileceğimizi düşünmüyorduk. Yüzü hem aşırı derecede iyi korunmuştu hem de bize dalgın dalgın bakıyordu diye yazmıştı. Görüntülemeler çocukların hemen hemen tüm organlarının korunmuş olduğunu ortaya çıkardı. Kalp ve akciğerlerde hala kan vardı. Bu özellikler onları şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mumyalar yapıyordu. Bununla birlikte bu mumyaların beyinlerinden hiç örnek alınamamıştı. 2003 yılında içinde Reinhardt'ın da bulunduğu bir ekip çocukların beyinlerinin bilgisayarlı tomografi görüntülerini yayınladı. Kafatasları ve beyinleri arasındaki boşluklar beyinlerin küçüldüğünü gösteriyordu. Buz adamda da aynı şey daha düşük oranda mevcuttu. Araştırmacılar görüntülerde gri ve beyaz maddeyi birbirinden ayırabiliyordu. Vücutların yağ dokusu ve beyindeki beyaz madde taramalarda gözle görülür şekilde beyaz olarak ortaya çıktı. Niye yazdılar? Beyaz maddenin böyle görünmesinin nedenini yağ asitleri ve mineralleri birleştiren kadavra yağından kaynaklandığını öne sürdüler. Görüntüler ölüm nedeninin kafaya alınan bir darbe olmadığını ortaya koydu. Çocuklar boğularak veya canlı canlı gömülerek öldürülmüş olabilir. Son zamanlarda en büyük çocuğun saçları üzerinde yapılan incelemeler sakin kalması için uyuşturulduğunu da ortaya çıkardı. 2015 tarihli bir çalışmaya göre İnkalar kanlı kurban törenlerini çok seyrek olarak yapıyorlardı. Zira kan döküldüğünde kurban töreninin yarım kaldığına inanılıyordu. 5. Kaynama. Yaş 4000. Keşfedildiği konum Kütahya, Türkiye. Keşfedildiği tarih 2010. Biyolog Meriç Altunöz, Seyit Ömer Höyü'ndeki toprağın içinde özel bir şeyler olduğu konusunda ısrar ediyor. Ona göre Tunç çağından kalma 4 yangın kurbanının beynini koruyan toprağın 4000 yıl sonra hala çimlendirilebilen mercimek tohumlarını da koruması tesadüf değil. Altunöz, burası hem beyinleri hem de tohumları bir şekilde koruyan eşsiz bir ortam diyor. Seyit Ömer Höyü bir deprem ve yangın yerinde kurulduğu düşünülen eski bir mezar höyü. Orada bulunan kısmen yanmış iskeletlerden 4'ünün beyinleri çatlak kafa taslarından dışarı çıkmış halde keşfedildi. Altunöz 2014 yılında korunmuş beyinleri ve kil içine gömüldükleri toprağı analiz eden bir araştırma ekibinin parçasıydı. Bu kil yakınlarındaki Kütahya kentinin seramik endüstrisini besliyordu. Altınöz, büzülmüş ve sertleşmiş Seyit Ömer beyinlerinin bu bölgedeki üretilen ve bioporselat adı verilen seramiklerden doku olarak farklı olmadığını söylüyor. Yağ içeriğinde kadavra yağının açık kanıtları bulundu. Ancak araştırmacılar mineral bileşenlerine ayrıntılı olarak baktıklarında killerde bulunan potasyum ve magnezyum gibi alkali minerallerin yanı sıra kiremit kaplamada kullanılan bor ve aynı zamanda mumyalamada kullanılan yüksek düzeyde alkali mineraller içerdiklerini de buldu. Altınöz, bulunan bor seviyesi Mısır'da beyinlerin mumyalanmasında kullanılan bor seviyesinden bile daha yüksekti, dedi. Suyun genellikle kadavra yağı veya yağ dokusu oluşturmak için önemli olduğu düşünülüyor. Ancak burada sadece ateş vardı. Bu nedenle ekip beyinlerin ölümünden sonra kendi doku suyunda kaynadığını öne sürüyor. Benzer yüksek sıcaklık tepkimeleri endüstride hayvansal yağlardan sitorik asit kadavra yağının temel yağlı asit bileşeni üretmek için kullanılıyor. Topraktaki kil mineralleri ve mumu daha sert ve kırılgan hale getiriyor. Peki bor ne işe yarıyor? Her ne kadar spekülasyon olsa da Altınöz bu maddenin beyni ve tohumları koruduğunu düşünüyor. Borun bitkilerin çürümesini engellediğini hatırlatıyor. Ne yazık ki buzdolabı bozulduğunda ve çimlendirilmiş örnekler öldüğü için bulunduğu mercimek tohumlarından çok fazla bir şey elde edemedi. 6. Kayboldu ve bulundu. Yaş 85. Keşfedildiği konum Kuzey İspanya. Keşfedildiği tarih ise 2010. Arkeologlar nispeten modern mezar alanlarında bile beyin bulmayı beklemiyordu. Oysa İspanya'daki La Pedraş toplu mezarında çalışan bir ekip dünyanın en iyi ve en büyük korunmuş beyin koleksiyonunu ortaya çıkardı. Bulunan 45 beyin General Franco'nun 1936 askeri darbesini destekleyen faşist isyancıların kurbanlarına aitti. Bunlar o sırada idam edilen yaklaşık 130 bin İspanyol'dan sadece birkaçıydı. Bu dönemden sonra gelen İspanya iç savaşından çok daha fazlası ölecekti. Ne yazık ki çoğu ailelerine bile haber verilmeden toplu mezarlara atıldı. La Pedraj'da Aranzadi Bilimler Derneği gözetiminde
Gönüllülerin yardımıyla 1,5 metre derinliğindeki çukurdan 104 ceset çıkartıldı. Mezar hala olay yeri olarak sınıflandırılacak kadar yeniydi. Bu nedenle hem adli tıp uzmanları hem de arkeologlar tarafından incelendi. Verin Hastanesi adlı tıp uzmanlarından biri olan ve Ağustos 2010'da çalışmalara katılan Dr. Fernando Serul, "Çukuru kazdığımızda 80 yıl sonra hala çürüme koktuğunu tespit ettik," diyor. 45 beyinden 5'ini Serul'la buldu. Bu beyinler orijinal boyutlarının 1/3'inden fazla küçülmüş ve dokunulduğunda yağsı bir his veriyordu. Serul'la 2016 yılında beyinler üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya öncülük etti. Kemikler kötü bir şekilde bozulurken beyinlerin bu kadar iyi durumda kalmasının ana nedeninin ortamda çok fazla su bulunmasına bağlıydı. Failler yumuşak nemli toprağa kazdılar ve 1936 yılının aşırı yağmurlu geçen Temmuz ve Eylül ayları arasında cesetleri buraya gömdüler, diyor. Diğer vakalarda olduğu gibi suyun yağ dokularını kadaver yağına dönüştüren ve beyinleri koruyan kimyasal tepkimelere katkıda bulunduğu düşünülüyor. Ayrıca kafaya giren mermilerin açtığı deliklerden boşalan kanın normalde ölümden hemen sonra başlayan bakteriyel çürümeyi engellediğini de iddia ediyor. İlginç bir koruma vakası olmasının yanı sıra bu beyinlerin incelenmesi işkence gibi ciddi suçların soruşturulmasına da kapı açabilir. Vakalardan birinde kurbanın ölmeden birkaç gün önce beyin hasarı geçirdiğini göstermeyi başardık, diyor. La Padraj'daki toplu mezarda bulunan cesetlerin 18'inin kimlikleri belirlendi ve tüm kurbanlar daha sonra bir anıtın altında bulunan bir mezarlığa gömüldü.